Gelmiş olmasa. Şimdi arkadaşlar bugün türevin geometrik yorumuyla devam ediyoruz. Türevde biliyorsunuz ne yaptık geçen haftalarda? En son geçen hafta L'Hospital kuralındaydık. Ne yapıyorduk? Burada limitte x a'ya giderken f(x) bölü g(x) eğer 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz oluyorsa L'Hospital kuralıyla payın türevi bölü paydanın türevi şeklinde ifadeyi artık sonsuz bölü sonsuz olmaktan yani bir belirsizlik olmaktan kurtarıyordu. Şimdi peki türev başka ne işe yarar? Türevin geometrik yorumu. Şimdi şöyle bir eğrimiz var. Tamam mı? Y eşittir fx eğrisi. Böyle bir eğrimiz var. Biliyorsunuz fonksiyonlarla çalışıyoruz. Şimdi bu fonksiyona, bu eğriye biz bir teğet çizdik diyelim. Bu benim teğetim. Bakın buna bir tane teğet çizdim. Şurası değme noktası. Herhangi bir eğriye böyle bir teğet çizdiğimizde şurası, tamam mı? Bu teğetle bu eğrinin tam değme noktasından geçen dik doğruya da normal diyoruz. Normal. Teğete dik olana normal diyoruz. Tamam mı? Şimdi bu eğriye bir teğet çizdik, bir de normal çizdik. Ve bunların bu kesişim noktalarına da x1, y1 noktaları dedik. A noktasının apsisi x1, ordinatı da y1 olacak şekilde ayarladık. Şimdi teğetim de x ekseniyle alfa derece bir açı yaptı. Tamam mı? Şimdi bunların hepsini cepte tutuyoruz. Şekilde verilen y eşittir fx fonksiyonuna a x1, y1 noktasında çizilen teğetin eğimi fonksiyonun o noktadaki birinci türevine eşittir. Yani diyor ki şuradaki fonksiyonun fx fonksiyonunun birinci türevi aslında bu teğetin eğimine eşittir diyor. Tamam mı? Şimdi teğetin eğimi m teğet diye gösterilebilir. Bu m teğet aynı zamanda neymiş? F'in birinci türevindeki x1 noktası yerine yazarsam teğetin eğimini bulabilirmişim. Aynı zamanda da her doğrunun eğimi x ekseniyle yaptığı açı yani şu açının tanjantıdır. Tanjant alfadır. Bu üçü birbirlerine eşit. Şimdi burada biraz analitik geometri bilgisi de lazım olacak bana. Biraz trigonometri. Şimdi x'im yani buradaki alfam eğer dar bir açı ise tanjant 0 ile 90 arasında ne? Pozitif birinci bölgede. Dolayısıyla eğim pozitif olacak. Eğer alfam geniş açıysa ikinci bölgede tanjantım ne? Negatif. O zaman eğimim negatif olacak. Şimdi teğet denklemi. Yani ben bir şöyle diyelim. Şurada bir metin kutusu açabilir miyim acaba? Açamadık. Neyse. Şimdi arkadaşlarım ben tekrar kalemi seçeyim. Şimdi arkadaşlar ben eğer eğimi ve bir noktası bilinen bir doğrunun denklemini yazıyorsam, bak eğimini biliyorum ve bir noktasını biliyorsam eğimim ne olsun? M olsun. Bir tane noktasını biliyorum, geçtiği bir noktayı biliyorum. Neydi o nokta? X1'e Y1'di. Genel bir denklem yazıyorum size. Ben eğer bir tane doğru geçtiği doğruyu ve noktayı ve eğrisini biliyorsam, eğer ben teğetin eğimini biliyorsam ve geçtiği bir noktayı biliyorsam bu doğrunun denklemini şöyle yazarım. Y eksi Y1. Y birim şuradaki Y birim. Eşittir eğim çarpı X, bunu kendiliğimden yazıyorum. Eksi X1. Mesela şimdi hiç türeve daha geçmeden. Benim bir tane doğrum var diyorum size arkadaşlar diyorum. 3 ile 5 noktasından geçiyor. X'i 3'ten geçiyor. Y'si 5'ten geçiyor. Ve bu adamın eğimi de işte 1 bölü 2 olsun. Bunu çiziniz diyorum. Tamam mı? Nasıl çizerim? Önce denklemi yazmam lazım. Y eksi Y1 yani 5. Eşittir eğim çarpı X eksi x1. Yani x birim ne? 3. Tamam mı? Sonra 2'ye
eksi 10 eşittir x eksi 3 oldu. 2'ye eşittir x eksi 10 diğer tarafa geçti. Artı 7 oldu. Denklemde y'yi yalnız bıraktım. X artı 7 bölü 2 denklemi şeklinde buldum. Mesela ben bunu nasıl çizerim? X'ine 0 verdim. X'i 0 iken y'si nereden geçiyor? Bakın 7 bölü 2'den geçiyor. 3,5'tan. Y'ye 0 verdim. X'i nereden geçer? Eksi 7'den geçer. Ve şöyle bir doğru demek ki bu. Tamam mı? Şöyle bir doğru. Şimdi şurası ne oldu? 7 bölü 2 birim oldu. Tamam. Burası ne oldu? 7 oldu. Ben doğruyu çizdim. Amacım buydu. Şuraya alfa diyeyim. X ekseniyle yaptığı açı. Alfanın yani eğime gitmek için eğim neydi? Tanjant alfaydı. Tanjant alfa. Tanjant alfası ne bunun burada bakın? 7 bölü 2. Karşı bölü komşuydu. 7 bölü 2 bölü 7'den 1 bölü 2. Gerçekten de eğimim neydi en başta? 1 bölü 2 idi. Yani bir kere şunu bileceğiz. Bunu analitik geometriden bunu bileceğiz. Bunu bildiğimizi varsayıyorum. Yani bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklem bu şekilde yazılıyor. Buraya kadar tamam. Peki şu ne? Şimdi ben m teğeti biliyordum ya, teğetin eğimini biliyordum. Bu da normalin eğimi. Normalle teğet birbirlerine neydi? Dikti arkadaşlar. İki tane doğru birbirlerine dikse bunların eğimleri çarpımı eksi birdir. Tamam mı? Eksi birdir. Şimdi ben birinci türevi x1'i yerine yazdığımda teğetin eğimini buluyordum ya. O zaman bunun eğimi f'in türevinde x1 ise eğer ve ikisinin çarpımı da eksi 1 olacağına göre normalin eğimi ne olmak zorundadır? Eksi 1 bölü f'in türevinde x1 olmak zorundadır. Bakınız burada. M normal. Tamam mı? Normalin eğimi de neymiş? Eksi 1 bölü f'in türevinde x1'miş. Hocam siz ama şöyle yazdınız az önce. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemine şöyle yazdınız. Y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 yazdınız. Genel denklem bu. X eksi x1. Peki şimdi ben bunu türevle bağdaştırdığımda ne oluyor? Ben burada türev yardımıyla şu eğimi nasıl buluyordum? F'in türevinde x1 diye buluyordum. Çarpı x eksi x1. Burası da neymiş? Y eksi y birmiş. İşte bu. Tamam mı? Şimdi bu bilgileri aklımızda tutalım. Dolayısıyla diyor mesela bakın burada da. Peki normalin denklemi ne olur diyor. Normalin denklemini sorarsa bak yine aynı şey. Y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1. Bunun eğimi de türev yardımıyla böyle bulunuyordu. Hatırlatma. Şimdi burada hatırlatma önemli. Yine analitik geometri hatırlatması yapıyoruz. Bir paralel doğruların, eğer iki tane doğru birbirlerine paralelse eğimleri birbirlerine nedir? Eşittir arkadaşlar. Ama doğrular birbirlerine dikse eğimleri çarpımı eksi birdir. Zaten biz ne demiştik? Normal TET dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi birden oradan yola çıkmıştık. Doğrunun eğimi bulunurken y yalnız bırakılır ve x'in katsayısına bakılır. Hani az önce şurada yazmıştım ya ben. En sonunda şöyle bir şey çıkmıştı. Y eşittir x artı 7 bölü 2 çıkmıştı hatırlayın. Şimdi burada x'in katsayısına bakın. X'in katsayısı 1 bölü 2 değil mi? Çünkü bu ne? X bölü 2 artı 7 bölü 2 doğru mu? Şimdi x bölü 2'nin katsayısı da 1 bölü 2 bakınız. Gerçekten de orada bizim bulduğumuz denklemin eğimi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 idi. Yani bu kolay bir yol. Diyor ki bir denklemde y'yi yalnız bıraktığınızda x'in kat sayısı onun neymiş? Eğimiymiş arkadaşlar. Şimdi geldim. Sorulara başlıyorum. Bak şimdi. Denklemi fx eşittir
Sinüs, kosinüs beşiksi olan eğrinin. X eşittir pi bölü 10 noktasındaki teğetinin ve normalinin eğimi nedir? Sadece sana eğimi bulmayı öğretiyor şimdi. Şimdi ben no, teğetin eğimi m teğet ne demiştik? F'in türevinde x1 demiştik. Yani x1 ne burada? Pi bölü 10. Yani ben önce türevi alırım. Sonra x gördüğüm yere pi bölü 10 yazarım. Çıkan sonuç benim eğimimdir arkadaşlar. Peki biz bunun türevini nasıl alıyorduk? Şimdi biz bunun türevini alalım. F'in türevinde x. Şimdi sinüs, kosinüs, 5x. Bir kere sinüsün türevi neydi? Kosinüstü. Kosinüs diye yazdım. Bak sadece sinüsünkini aldım. İçini olduğu gibi yazdım. Sonra içinin türevini alacaktım. Kosinüs 5x'in türevi ne? Kosinüs 5x'in türevi eksi sinüs 5x. Onu da aldım. Kosinüs 5x'in türevini eksi sinüs 5x diye aldım. Bir de içinin türevini alacağım. 5. Tamam mı? O zaman ne oldu? Şimdi x gördüğüm yere de pi bölü 10 yazacağım. Eksi 5 çarpı şuraya pi bölü 10 yazınca pi bölü 10 çarpı 5'ten sinüs pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 2. Pi bölü 2 ne? Pi dediğimiz sayı 180 değil mi? Dolayısıyla pi bölü 2 ne? 90. Düşünelim. Çizdim. 1'e 0. Burası neydi? 0'a 1'di. 90 derece burası. Kosinüsüm şu. Kosinüs 90'ım neymiş? 0'mış. O zaman burası gitti. 0. Burası ne oldu o zaman? Kosinüs 0 oldu. Kosinüs 0 derecedeyken kosinüsüme bakın x ekseni 1. Yani şurasına geldi, 1 geldi. Şimdi bu ne diyor? Sinüs 90. 90 dereceye gittim. 90 derecede sinüsüm, biliyorsunuz bu kosinüs bu sinüs. Sinüsüm ne? 1. O halde eğimimi ne buldum? Eksi 5 çarpı 1 çarpı 1'den eksi 5 buldum. Yani denklemi bu olan eğrinin x eşittir pi bölü 10 noktasındaki teğetinin eğimini buldum. Teğetinin eğimi neymiş? Eksi 5'miş. Buraya kadar tamam. Diyor ki ben normalinin eğimini de istiyorum. Aa ben biliyorum. Bunlar teğetine normal birbirlerine dik ve iki tane doğru birbirlerine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. E benim eğimim eksi 5. Teğetimin eğimi eksi 5. Normalimin eğimini bilmiyorum ve bu çarpım eksi 1 olacak. E o zaman bu nedir? MN'yi yalnız bıraktım. Her tarafı eksi 5'e bölerim. Her tarafı eksi 5'e bölerim. Ne olur? 1 bölü 5 gelir çünkü eksiler birbirlerini götürür. Anlaşıldı mı? Şimdi y küçük 0 olmak üzere. Y küçüktür 0 olmak üzere. X kare artı y kare eşittir 9. Çemberinin x eşittir kök 3 noktasındaki teğetinin eğimi. Yine teğet eğimi soruyor bana. Yine bana teğetin eğimini soruyor. Bu teğetin eğimi normalde nedir? Burada türevini alacağım. Ondan sonra x gördüğüm yere de değeri yazacağım. Ama bakar mısın? Türevini alacağım şey bir kapalı fonksiyon. Hatırlayın. Bir kapalı fonksiyon bu. Bak gelelim hemen kapalı fonksiyonun türevine. Yukarı çıktım, çıktım, çıktım. Çünkü ben burada türev alacağım. Onu biliyorum. Ama türev alacağım ifade tıpkı buna benziyor. Hatırladık mı? Şimdi ben bunun türevini ne yapıyordum? F'in türevi bölü Fy'nin türevi başına da bir eksi geliyordu. Şimdi önce ne yapıyorduk? X'e göre türev. X'e göre türev alınca burası ne olur? 2x olur. 2x. Sonra aşağıya ne yapıyorduk? Y'ye göre türev. Y'yi sabit tutup, yani y'yi sayı gibi tutup. E, x kare bir sabit sayıysa türevi 0. Y karenin türevi 2y. Başımızda da eksi var. İkiler birbirini götürdü. Eksi x bölü y. Sonra x gördüğüm yere ne yazacağım? Ben kök 3 yazacağım. Şimdi ben x gördüğüm yere kök 3 yazınca burası ne yapar? 3 yapar. Çünkü karesini almışım. Y kare ne yapar? 6 yapar. Y kare 6'ysa y eşittir. 6 ya da eksi kök 6. Artı eksi kök 6. Ne dedi bana? Y negatif. Bunu da verdi. O zaman y'miz de eksi kök 6. E şimdi f'in türevinde
x, y'miz eksi x bölü y'ydi. X'imiz ne bizim? Kök 3. Y'miz ne? Eksi kök 6. Bir de türevden gelen burada bir eksilik vardı. Bunlar birbirlerini götürdü. Kök 3 bölü kök 6, 1 bölü kök 2 olarak karşımıza çıkar. Bak şimdi burada, şimdi bizim daha çok işimize yarayacak sorular aslında bunlar. Y eşittir 2x kare eksi 5x artı 3 fonksiyonuna. X eşittir 2 noktasında çizilen teğetin denklemi nedir? Bak şimdi komple birleştiriyorum. Denklemi nedir? Ben bir noktanın denklemini bulabilmek için önce onun diğer yani y noktasını bulmam lazım. X ekseni kestiği nokta 2. Y'si kaç? Onu bir bulacağız. Ondan sonra ne demiştik biz? Eksenleri kestiği noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini çizebilirdim. Sonra eğimini bulacağım. Sonra da bunu y eşittir y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 formülümle denklemini yazacağım. Şimdi önce baştan başlıyoruz. X eşittir 2, x 2 ise x yerine bir 2 yazalım bakalım. Buradan ne gelecek? 2 çarpı 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı 3. 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Eksi 10 artı 3. 8 eksi 10 eksi 2 artı 3 daha 1. Yani bu neymiş? Benim A noktam x'im 2 iken y'm de 1'miş arkadaşlar. Ben noktamı buldum. Şimdi bana ne lazım? Eğim lazım. Bu teğetin eğimi lazım bana. Teğetin eğimini de nasıl buluyordum? F'in türevinde x1 yazıyordum. O zaman önce f'in türevini alayım. Aa, bunun türevini almak çok kolay. F'in türevinde x. Hemen bulalım bakın. Şu 2 başa inecek. 4. X üzerinde 2 vardı. Bir azaldı. 4x1. Eksi. 1 başa indi. Eksi 5. X üzeri 0. Artı 3'ün türevi zaten 0. Sonra f'in türevinde ne yazacaktım? Şu noktayı yerine yazacaktım. F'in türevinde 2. X gördüğüm yere 2 yazdım. 4 kere 2 8 5 çıkardım. 3. Aa, eğimi de buldum. Eğimim 3. Noktam da 2'ye 1. Ne yapıyordum? Y eksi Y1. Y1 dediğim şey ne benim? Bakın 1. Eşitti eğim 3 çarpı X eksi X1. Yani X eksi 2. Sonra Y eksi 1 eşittir 3X eksi 6. Şu eksi 1'i de diğer tarafa atalım. Y eşittir 3x eksi 1 diğer tarafa artı 1 diye geçti. Y eşittir 3x eksi 5. Gördünüz mü? Bu kadar. Bak yine kapalı fonksiyon. X kare artı 5y kare artı o X kare artı 5y kare eşittir 14 eğrisinin P eşittir 3'e 1 noktasındaki teğetinin denklemi nedir? Noktayı vermiş bu kez. Ben bu noktayı vermiş. Bu denklemi yazabilmemek için ne lazım bana? M teğet lazım. M teğet nasıl bulunuyordu? Fonksiyonun türevini alıyorduk. Bu fonksiyonun türevi nasıl alınır? Bu kapalı fonksiyon bu. Bu kapalı fonksiyon. Kapalı fonksiyonda ne yapıyordum? X'in türevi bölü y'nin türevi başında da eksi var yapıyordum. Şimdi x'e göre türev alıyorum. X'e göre türev alırsam burada 2 başa geçti. 2 x üzeri 1. X'e göre türev aldığım için bu sabit, bu da zaten sabit. Bölü. Şimdi de y'ye göre türev alıyorum. Y'yi değişken yapıyorum. O zaman x kare sabit bir sayı, bu gitti. 2'yi başa indirdim. 10 y üzeri 1. Başında da ne var? Eksi var. Sonra şunlar sadeleşti. Eksi x bölü 5y. Bu da tamam. Sonra ne dedi bana? X gördüğün yere 3 koy. Y gördüğün yere de 1 koy. X gördüğüm yere 3 koydum. Eksi 3. Y gördüğüm yere 1 yazdım. 5. Yani eksi 3 bölü 5. Ne bu? M, teğet. Teğetin eğimini buldum. E ben noktayı da biliyorum. Artık sadece işim analitik geometriyle. Ne yapıyordum? Y eksi y1. Y1 dediğim şey ne? 1.
Eşittir eğim çarpı x eksi x1. X birim ne benim burada? 3. Sonra işte her tarafı 5 ile çarparsınız. 5y eksi 5. Buradaki eksi 3'ü de dağıtırsın. Eksi 3 artı 9. Eksi 3x artı 9. Sonra eksi 3x'i bu tarafa atarsın. 5y artı 3x artı 9 bu tarafa. Eksi 9y geçer. Eksi 14 eşittir 0 şeklinde teğetinin denklemini bulursun. Bak sanki böyle iyice zorlaştırıyormuş gibi geliyor ama aslında aynı şey. İşte x küp y kare eksi 5x y küp artı 8x kare eksi 4y artı 24 eşittir 0 eğrisinin bir kapalı fonksiyon yine. A eşittir A 2'ye 2 noktasındaki teğetinin denklemi nedir? Denklem soruyorsa bana bir nokta elimde ve bir eğim lazımdı. Bunu unutmayacaksın. Ve bana bir eğim lazımdı. Ben şimdi eğim arıyorum. Eğim, ben buradaki bu eğimi ben nasıl bulayım? Bak ne demiştik? Normalde analitik geometride y eşittir mx artı n. Yani bir denklemde y'yi yalnız bırakırsın. X'in katsayısı m'dir. Yahu burada ben bu y'yi nasıl yalnız bırakayım? Şuna bakın hele. Nasıl bırakayım? İşte bu tür durumlarda bizim imdadımıza kim yetişiyor? Türev yetişiyor. Türev burada bu yüzden kullanıyoruz. Ben diyorum bu fonksiyonun türevini alırsam x gördüğüm yere de 2 yazarsam işte o bulduğum değer aslında bu eğrinin eğimini verir diyorum. Bu eğrinin teğetinin eğimini verir diyorum. Dolayısıyla bunu yalnız bırakamayacağım için ne yapıyorum? Türevden faydalanıyorum. Sonra bakıyorum ben bu ifadenin türevini nasıl alırım diyorum. Bu bir kapalı fonksiyon. O zaman ne yapıyordum? Eksi f'in türevinde x bölü f'in türevinde y. Eksimi koydum. Sonra bunun türevini alacağım ya ben. Bunun türevinde kapalı fonksiyon türevinde ne yapıyorduk? Önce x'e göre türev alıyorduk. Şimdi x'i değişken y ise herhangi bir sayı olarak düşünün. X değişkense 3 başa indi. X'in üstü 1 azaldı. Y kare herhangi bir sayı olduğu için, katsayı olduğu için olduğu gibi yazdım. Eksi 5 herhangi bir katsayı. X üzeri 1, birim başa indi. Çarpı 1. X üzeri 0. X üzeri 0 da 1 zaten yazmaya gerek yok. Y küp de sabit bir sayı olduğu için onu da yazdım. 2'yi başa indirdim. 16 x üzeri 1. 4y sabit sayı türevi yok. 24 sabit sayı türevi yok. Yukarıyı bitirdim. Şimdi bölü aşağısı. Aşağıda da ne yapacağım bu kez? Y'ye göre türev alacağım arkadaşlar. Şimdi de değişkeniniz y olacak. Değişkenim bu. X küpüm burada ne benim o zaman? Sabit sayı. X küpüm olduğu gibi yazdım. 2'yi başa indirdim. 2 y üzeri 1. Sonra yine y benim değişkenim. Eksi 5x'im sabit sayı. Bir de 3 başa indi. Eksi 15x. Y'nin üstü 1 azaldı. Y kare. 8x kare sabit bir sayı. Gitti o. O sabit bir sayı çünkü. 24 sabit bir sayı. Eksi 4y'nin türevi de nedir biliyorsunuz ki? Eksi 4'tür. Sonra ne yapacağım? X gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere de 2 yazacağım. Çünkü soruda öyle demiş. X gördüğüm yere 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Y gördüğüm yere 2 yazdım. 4. 4 kere 4 16. 3 ile çarptım 48. Eksi y gördüğüm yere 2 yazdım. 2'nin küpü 8. 5 ile çarptım eksi 40. Artı 32. Sonra x küp 8. Y ile çarptım 16. 2 ile çarptım 32. X çarpı y kare. Y'min karesi 4. X 2 ile çarptım 8. 15 ile 8'i çarptım 120. Eksi 4. Sonra burası ne oldu? 48'den 40 çıktı. 8, 32 daha 40. Bir de başımızda eksi vardı. Eksi 40 bölü. Şurası eksi 92 yaptı. Sadeleştirirsem x'ler birbirini götürür. Her tarafı 4'e böldüm. 10 bölü 23. Ne buldum? Ben şu an neyi buldum? Ben şu an teğetin eğimini buldum daha. Çünkü ne yapmıştık? Türevini aldığımda ve x bir noktasını yerine yazdığımda ben teğetimin eğimini bulurdum. Bu bana diyor ki teğetinin denklemi nedir diyor. Teğetinin denklemi nedir? O zaman ne yapacağım? Y eksi y1 ki y birim 2 eşittir eğim çarpı x eksi x1. İşte denklemim de bu. Bunu güzelleştirebilirsiniz tabii. Şimdi y eşittir x küp artı 8 bölü x kare artı 2 fonksiyonunun
gösterdiği eğrinin x eşittir bir noktasındaki teğetinin denklemi nedir? Önce ne yapacağım? Teğetinin denklemini bulmak için bana bir nokta lazım. Yani x'i birmiş ya, y'si ne bunun? Onu bilmiyorum. Yani şuradaki nokta ne? O zaman önce x gördüğüm yere bir yazayım. Birin küpü 1, 8 daha 9. X kare 1, 1, 2 daha 3. 9 bölü 3'ten 3. He, bu bir kere A 1'e 3 noktasından geçiyor. Bunu bulduk. Nasıl bulduk bir daha söylüyorum, x eşittir 1. Hocam yukarıda bulmuyorduk. Çünkü yukarıda hep y'sini de vermişti. Vermediğinde de ben bulabiliyorum. Bu tamam. Sonra bana ne lazım şimdi? Bir noktayı biliyorum. Bir de teğetin eğimi lazım. Şimdi teğetin eğimi lazımsa ben teğetin eğimini nasıl buluyordum? F'in türevinde x 1. Ki burada x birim ne benim? 1. Yani f'in türevinde biri istiyor. Şimdi f'in türevinde biri istiyorsa ben bu arkadaşın türevini alacağım. Buraya kadar da hemfikiriz herhalde. Şimdi peki ben bunun türevini nasıl alacağım? Bak komple temizliyorum ekranı. Ben bu adamın türevini nasıl alacağım? Şimdi hiç x böyle y'ler m'ler yok. Yani bu bir kapalı fonksiyon değil. Y eşittir x küp artı 8 bölü x kare artı 2'nin türevini nasıl alacağım? Size soruyorum arkadaşlar. Eren. Eren burada mısın? Hasan. Evet, benim yazmışsınız merhaba diye arkadaşlar. Deniz. Deniz burada mısın? Değilsin. Ahmetcan. Buradayım tabii ki de Hocam ben hocam. de burada değilim. Ahmet sen de olmasan zaten. Şimdi Ahmet şöyle bir ifadenin en başa dön. Biz türevini nasıl alıyorduk? Bir dakika hocam. Hocam buradayım. Ses gelmiyor. Hocam geliyorum şimdi. Şimdi çok çok iyi Ahmet. Evet. Tamamdır. Şimdi ben bu adamın türevini almak istiyorum diyorum. Ben bu adamın türevini nasıl alacağım ya? X yerine 1 yazacağız hocam ilk başta. X yerine 1 yazdık. Y'yi bulduk. Y'si 3. Bunu bulduk. Ama türevini alacağım Tamamdır. artık. Türevini alacağım. Önce türevini alacağım. Ondan sonra yerine yazıyorduk ya X yerine 1'i. Hocam aniden sorduğunuzu yapamadım. Bir dakika. Burada ne var? Burada bir rasyonel ifade yok mu? Bölme var bak bölme. Evet. O zaman bu ne? Bölmenin türevi. Bölmenin türevinde ne yapıyorduk? Bakın hatırlayın. Fx eşittir. A bölü B dersem. Yani ya da şöyle diyelim işte. Fa bölü Fb dersem. Ne yapıyorduk? Türevini nasıl alıyorduk? F'in türevinde x'te. Şöyle yapıyorduk. Bunun türevi, birincinin türevi çarpı ikinci. Çarpı ikinci olarak yapalım. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci Çarpı birinci bölü bölü paydanın alttaki değer. karesi. Paydanın karesiydi. Bakınız. Bakınız. Bak ta size en başa döndürüyorum. Gittim 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 gittim. Bak türev alma kuralları. İşte burada. Bölmenin türevi nasıl alınıyormuş? Payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi diye alınıyormuş. Şimdi ben Anladım. bu saatte hala biz bölmenin türevini bilmiyorsak burada işimiz vasat. Hocam ben tekrar etmedim bir haftadır açıkça söyleyeyim mi? Ahmet, bana ses veren tek kişi sensin. Tekrar etmedim, dinliyorum ama Farkındayım. yani ben de öyleysem öbürlerini onlar düşünsün hocam Farkındayım. ben bir. Konuşacağız şimdi. Konuşacağız. Şimdi burası tamam.
Ne yapıyorduk? Birincinin türevi, payın türevi. Payın türevi ne yapar? X küpün türevi. 3 başa iner, değil mi? Evet hocam, kare Yazılır. üst bir azalır. X kare. Çarpı olduğu gibi paydayı yaz demiştik. X kare artı 2. Bu formülden geliyor. Evet. Eksi aşağının türevi. Kare aşağı indi. Evet, 2 aşağıya indi. 2 2x. 3 üzeri 1, değil mi? Çarpı Evet hocam. pay Üst taraf. olduğu gibi yaz. Bölü paydanın karesi. Karesi. Şimdi ben türevi aldım ya. Burada mesela burada işlemler yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Direkt x gördüğünüz yere 1 yazabilirsiniz, daha kolay olur. X gördüğüm yere 1 yazdığımda 3 çarpı 1'in karesinden 3 çarpı 3. Üç. Aynen. X gördüğüm yere 1, evet şunu yaptım. Eksi 2 çarpı 1'den 2 çarpı yine 9. Burada da x gördüğüm yere 1 yazdığımda 1 artı 2'nin karesinden 3'ün karesi 9. 9 eksi 18'den eksi 9 bölü 9, yani eksi 1. M teğet neymiş? Eksi 1'miş. Ben daha teğetin eğimini buldum. Ve bir de geçtiği noktayı buldum. Denklemi istiyor. Demindir diyorum ki denklem y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1. Yani y eksi y1'i ne bunun? 3. 3. Eğimi ne? Eksi 1. Eksi 1. Şimdi bulduk. Eşittir x çarpı x eksi pardon x1. Yani y eksi 3 eşittir eksi x artı 1. Yani y eşittir eksi x artı ay, artı eksi 3 diğer tarafa geçti artı 4. Y eşittir eksi x artı 4'tür bunun denklemi. Teşekkür ederim Ahmet. Hocam ben teşekkür ederim de yani biraz size ayıp oldu, o kadar anlattınız. Bir hafta tekrar etmedim, bu hafta da soru sordunuz. Sınav öncesi düzgün bir tekrar yaparım, haftaya başlarım demiştim. Tamam, hadi Kusura bakalım. bakmayın hocam. Şimdi fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi yani x'i apsis ordinatta y demekti biliyorsunuz. X eşittir eksi 1 olan noktasındaki teğetinin burada bir duralım. Burada bir duralım. Bak fonksiyonunun gösterdiği eğrinin apsisi yani x'i eksi 1. Acaba y'si kaç? Bilmiyor. Bir tane noktası var eksi 1. Onu buluruz biz. Noktasındaki teğetinin y eşittir 3x bölü 4 doğrusuna paralel olması için hayda a kaç olmalıdır? Ne ya bu paralellik falan? Şimdi paralel doğrular hemen şurada bir hatırlatma vardı. Bak diyordu ki paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Şimdi o cepte dursun. Bir de doğrunun eğimini bulurken y'yi yalnız bırakırsam x'in katsayısıydı. Tamam mı? Şimdi buraya geldim. Fonksiyonun gösterdiği eğrinin apsisi x eşittir eksi 1 olan noktasındaki teğetinin y eşittir 3x bölü 4 doğrusuna paralel olması için. Paralelse bunların eğimleri nedir? Eşittir. Yani bunun eğimiyle bunun eğimi birbirine eşitmiş. Peki bunun eğimi Yani ne? efektif bir L3 bölü 4 birbirine eşit mi oluyor hocam Bunun orada? eğimi ne? Hayır. Bunun eğimi ne? X'in katsayısıydı. Bunun eğimi 3 bölü 4. 3 O bölü 4. zaman bunun eğimi de 3 bölü 4. Fonksiyonun gösterdiği eğrinin apsisli noktasındaki teğetinin eğimi. Yani M teğet, teğetin eğimi şu doğrunun eğimiyle eşit olmalı. Neden? Paralel dedi. Bu doğrunun eğimi kaç? X'in katsayısı 3 bölü 4. Peki M teğetin, yani teğetin eğimi nasıl bulunuyordu? Teğetin eğimi habire nasıl bulunuyordu? Biz ne yapıyoruz sabahtan beri? Bu adamın türevini alıyorduk. X yerine de eksi 1 yazıyorduk. Şimdi ben bu adamın türevini alıp x yerine eksi 1 yazdığımda eğiminin 3 bölü 4 çıkmasını bekliyorum. Şimdi ben bunun türevini alayım. Türevini alırken ne yapacağım? Tamam. Burada yine bölme var. Bölümün türevini alacağım. Bölümün türevini ne Birinci yapıyorum? bölüm. Evet, Birinci çarpı. karesi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü payın karesi. Şimdi payın türevini alıyorum. 2 başa indi. 2 x üzeri 1 eksi a çarpı ikinci x eksi 7 eksi aşağının türevi x'in türevi nedir? 1'dir. 1 çarpı x üzeri 0. Eksi 7'nin türevi zaten 0. 1. Çarpı yukarısı olduğu gibi yazdım.
bölü aşağının karesi. Bunu da yazdım. Sonra ne yapıyordum? X gördüğüm yere şimdi eksi 1 yazıyordum. X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 2 eksi a çarpı X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 7'den eksi 8. Eksi 1 çarpı X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. 1. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Artı eksi 5. Bölü X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 7 eksi 8 karesi 64. Sonra şu adamı çarptım. 16. Bak 16. Şu adamı çarptım. Artı 8 a. Eksi 1, eksiyi de atıyorum. Eksi a artı 5. Bölü 64. Kime eşit olmalı? Yani 3 bölü 4. benim o türevini alıp x yerine eksi 1 yazdığım şey eğime eşit olmalı. Ki bunun eğimi de 3 bölü 4'tü. 3 bölü 4'e eşit. Ondan sonra ne yapalım şurada? 4'leri sadeleştirelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 16. Sonra içler dışlar yaptım. 16 çarpı 3, 48. 21, 1 çıktı. 20 eksi 20 pardon 8 a eksi a'dan 20 artı 7 a eşittir 48. 7 a eşittir 28. A eşittir 4. İşte burada. Hocam onu daha farklı sadeleştirme şekilleriyle de aynı sonucu bulabilirdik aslında. Bulurduk. Tamamdır.